Değerli konuklar, değerli iş insanları, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve konuşmamın başında da bugün İlkler Şehri Uşak'ta sizler gibi değerli bir Hazirun'la bizleri bir araya getiren il başkanımıza, milletvekilimize, örgütümüze teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sizlere de tabii bu toplantıya katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle önce Türkiye'nin geneliyle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Türk ekonomisinin genelinde neler oluyor, neler bitiyor. Ardından da belki hep beraber daha sonra Uşak'ın sorunlarında kapalı oturumda tartışmaya devam ederiz. Bir kere her şeyden önce şunu itiraf etmemiz lazım ki işler ekonomide iyi gitmiyor. Ciddi sorunlarımız var. İki sıkıntımız var. Bunlardan bir tanesi ekonomik kriz. Gerçekten bugün enflasyonda dünya beşincisiyiz tüketici fiyatlarında. Üretici fiyatlarında dünya birincisiyiz. Büyüme modelimiz tıkanmış vaziyette. Dış dengemiz hızla bozuluyor. Döviz rezervlerimiz eriyor. Büyüme herkesi kucaklamıyor. Herkese adil bir biçimde yansımıyor. Diğer taraftan devlette de, devlet yönetiminde de çok ciddi sıkıntılarımız var. Tek kişilik bir rejim 2018'den bu yana fiilen hayata geçti. Ve bugün baktığınız zaman ülke kuralla değil, kralla yönetiliyor gibi. Ve kurumsal kapasitemizde de ciddi bir çöküş var. Buna karşılık yine diğer tarafta da ülkenin önünde çok ciddi fırsatlar var ve maalesef bu fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıyayız. 2018 yılında ilk defa Londra'da Erdoğan çıktı, dedi ki faiz sebep, enflasyon netice. O tarihten bugüne kadar, daha doğrusu 2021'in sonuna kadar yaklaşık 128 milyar dolar döviz rezervimiz satıldı. 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 de TÜİK Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı gördük. Paramız pul oldu. İhracatçının dövizine hükümet göz koydu. Döviz ve kredi kullanımı karneye bağlandı. Gerçekten. Ve Merkez Bankası'nın döviz kasası dost ülkelerden alınan borçlara muhtaç hale geldi. Piyasa gitti, onun yerine kumanda ekonomisi geldi. Para ve döviz piyasalarına dair mevzuatta bir bankacı arkadaşım geçen gün yanıma gelmişti. Onlar hesaplamışlar, bakmışlar. Yılbaşından bu yana 56 tane değişiklik olmuş. Kur korumalı mevduat için hazineden bankalara dün ilgili bakan açıkladı. 91,5 milyar Türk lirası faiz farkı ödemişler. Bir o kadar da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ödenen para var. Yani 180 milyar Türk lirası. Buna karşılık tarıma verilen destekler aynı dönemde sadece 30 milyar Türk lirası. Esnafa verilenler 30 milyarın da üçte biri. Döviz hesabı olana artık kredi verilmiyor. Olmayan da gittiğinde kredi bulamıyor. Bankalara döviz işlemlerini mesai saatlerine çekin, onun dışında işlem yapmayın diye yazı yazıyor Merkez Bankası. Sonra da mesai saatinden sonra borsaya Merkez Bankası'nın arka kapısından verilen paralarla kamu bankaları giriyor, manipülasyon yapıyor. Sabah uyanıyoruz dolar 18 lira 50 kuruş, akşam yatıyoruz dolar 18 lira 60 kuruş. Her gün bu dalgalanma oluyor. Ve buralardan kim kazanıyor, ne yapıyor, ne ediyor belli değil. Yine bir başka önemli sorun, işte son yurt dışı seyahatlerimizde gördük. Gerçekten bir ülkede araştırmanın, geliştirmenin, yatırıma dönüşmesinin en önemli aracı olan borsa, bizde son derece ciddi manipülatif eylemlerle karşı karşıya kaldı. İnsanlar borsada dolandırıldı. Hala daha bununla ilgili işlemler yeterince hızlı bir biçimde ilerlemiyor ve Türk borsasına
Güven her geçen gün biraz daha azalıyor. Son 20 yılda bu ülkede çeşitli adlarla 18 tane af çıkmış, mali af. Türkiye adeta bu aflar sonucunda dünyanın en büyük kara para aklama makinesi haline gelmiş. Getir parayı dışarıdan, sormayacağız menşeini. Bir kere bankaya sok, akla, ondan sonra ne yaparsan yap. Böyle bir sistem işliyor. Bizim de üyesi olduğumuz Mali Eylem Görev Gücü diye bir kuruluş var. FATF diyorlar. Dünyada terörizmin finansmanı ve para aklamanın önlenmesiyle ilgili kriterleri belirliyor. Yani o kriterleri biz üye olduğumuz için kriterleri belirleyen ülkelerden bir tanesi de biziz. 200 tane dünyada ülkede bu kriterlere uymayı taahhüt ediyor. Kriterleri belirleyen tek ülke belirleyip de yüksek gözetim altındaki ülkeler listesinde olan ülke biziz. Biz gri listedeyiz. İşte İngiltere'de gri listede falan gibi bir laflar konu, İngiltere falan yok gri listede. Gri listede bulunan ülkeler Burkina Faso, Haiti, Güney Sudan, Tanzanya, Suriye, Kamboçya, Uganda gibi ülkeler. Bunların arasında bizim ne işimiz var? Türkiye'de artık alışveriş merkezleri, lüks siteler, sahil kentleri, metropoller, uluslararası mafyanın vuruşma alanı oldu. (gülüyor) 2020 yılında o dönemin başbakanı kabine toplantısından sonra açıklama yapıyor. Bunun rengi nedir, dini nedir diye sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur, para paradır. Aslında 2011'den itibaren Türkiye'de bir hikaye yaşamaya başladık. Şimdi ben bu grafikte bir birikimli net hata noksanı yansıtmaya çalıştım. 2010 yılına baktığınız zaman net hata noksan sıfır etrafında dalgalanıyor. O da şöyle oluyor. Bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, revize ediyoruz. Nereye gidecek para onu buluyoruz, yerleştiriyoruz ve böylece sıfıra iniyor. Ama 2011 yılından itibaren sürekli bu para yukarı doğru gidiyor. Kaynağı bilinmeyen para. Kara para. Büyük kısmı. Şimdi 2011 yılı hangi yıl diye sizlere biraz hatırlatmak isterim. Rıza Zarraf'ın faaliyete geçtiği yıl. Ondan sonra biz bir türlü bu net hata noksanı sıfırlayamamışız. Hep yukarı doğru gitmiş. En son şimdi bugün açıklanacak ödemeler dengesinde turizm gelirlerine yeni bir yöntemle hesaplamaya başladılar. Bir miktar 22 milyar dolar civarında bu şeyi aşağı çekecekler. Ama sonuçta yine 58 milyar, 60 milyar dolara yakın bir kaynağı belirleyemeyen para var. Şimdi ben duyuyorum bazen insanlar diyorlar ki ya karıştırmayın şu işleri. Bak parayı buluyorlar, geliyoruz. Ne diye bundan uğraşıyorsunuz? Ha bundan uğraşıyorum. Uğraşıyoruz çünkü bu iyi parayı kovuyor. Sonunda sıkıntıya giriyoruz. Bakın ilk 8 ayda ülkeye gelen kaynağı bilinen finansman. Bunu çıkarttım bu yıl. Geçen yıl 26.8 milyar dolarmış. Bu yıl 14.3 milyar dolara düşmüş. Buna karşılık ülkeye gelen kaynağı belirsiz finansman aynı dönemde 13 milyar dolarmış, 28 milyar dolara çıkmış. Sonuç, ülkemizin gerçekten üretken para dediğimiz doğrudan dünyadaki küresel yatırım havuzundan, doğrudan yatırım havuzundan aldığı pay 15 yılda %1,4'ten binde 7'ye düşmüş, yarıya inmiş. Yani biz bizim işimize yarayacak paraya ulaşamıyoruz. Kaynağını bilmediğiniz para her an her zaman kaçar gider ya da gelmeyi keser. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan temiz para, ne olduğunu bildiğimiz para. Tabii bu kaynağı belirsiz paradaki artışla birlikte çok ciddi sosyal maliyetlerde de karşı karşıya kalıyoruz. Biraz önce mafya meselesini söyledim. Ama mesela İstanbul'a dönüp baktığınız zaman İstanbul'da kullanılan
çeşitli uyuşturucular yapılan bir araştırmaya göre çeşitli uyuşturucular itibariyle dünyada en fazla uyuşturucu kullanan ikinci metropol. Burada isimlerini söylemiyorum ama Türkiye'nin başka şehirleri de var bu araştırmada ön sıralarda yer alan. Yani bu biçimdeki bir finansman ülkenin sosyal yapısını da önemli ölçüde tahrip ediyor. Sonra bu dönüyor, Türkiye'de iş yapmayı zorlaştırıyor, sizlerin işlerini zorlaştırıyor. Gri listede olmak sizlerin dışarıdan daha rahat para bulmanızı zorlaştırdığı gibi sizlerin dışarıda iş kurmanızı da daha fazla zorlaştırıyor. İşte İngiltere'de iş adamlarını dinledik, dediler ki biz gri listede olduğumuz için Türkiye'den bizim finansmanımızla ilgili bizim şirketlerimizden gönderdiğimiz paralar eğer Türkiye'deki bir iş yapan bir yabancı banka aracılığıyla olmuyorsa çok ciddi araştırılıyor ve vakit kaybediyoruz diyorlar. Yine bu politikalara baktığımız zaman bu politikaların sonucunda demiştim büyüme modeli tıkandı. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası bir dönem 900 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi 800'ün biraz üstünde, biraz altında dalgalanıp duruyoruz. Şunu yırtıp çıkamıyoruz. Yani 2 trilyon dolar hedefimiz vardı biliyorsunuz. 2 trilyon dolar hedefi bıraktım. 1 trilyon doları da geçemiyoruz. Yine büyümeye baktığınız zaman büyümenin çok ciddi süreklilik bakımından yarattığı bir sorun var. O da doğru, yani gelir dağılımı doğru düzgün değil, sürekli bozuluyor. Orta direkt dediğimiz kesim giderek yok oluyor. Şimdi bu yukarıdaki sağ taraftaki paneldeki grafiğe baktığınız zaman bunlar milli gelirin içinde iş gücüne yapılan ödemelerin payını gösteriyor. Son dönemde burada çok hızlı bir düşüş var. Bu iyi bir şey değil. Üretici enflasyonu, tüketici enflasyonu dünyada nerede olduğumuzu söyledim. Bir de bir başka bir problemimiz daha var. İkisi arasındaki fark da sürekli açılıyor. Türkiye'deki çeşitli enflasyon göstergelerine baktığınız zaman resmi enflasyonu, tüketici fiyatını diğerleri açıklamıyor. Ondan çok daha fazlalar, çok daha büyük fark var. Yine bir başka problemimiz cari açık. Ne diyorlardı? Türkiye modeli devalüasyonu yapacaktık, yaptılar. Para pul oldu. Cari açık düşecekti. Cari açık düşmüyor, cari açık sürekli artıyor. İşte aşağıdaki, yine sağdaki şeye, grafiğe bakarsanız cari açığın ne halde olduğu gözüküyor. Evet, sorunlarımız var. Ama sorunlarımıza rağmen çok büyük de avantajlarımız var. Ülkemiz 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişebiliyor. Bu bugünün şartlarında son derece büyük bir avantaj. Niye öyle? Çünkü özellikle bu COVID krizinden sonra bu arz güvenliği ve üretim zincirleri arz güvenliği endişeleriyle kısalmaya başladı. Çin devreden çıkıyor. Şu anda en şanslı ülkelerden bir tanesi, dünyanın en zengin ve en kalabalık pazarlarına yakınlığı bakımından dünyanın üretim üslerinden, belli başlı üretim üslerinden biri olma imkanı Türkiye'nin önünde duruyor. İşte burada organize sanayi bölgelerinde yöneticilik yapan başkanlarımız da var. Şu son şeyden sonra, COVID krizinden sonra, hele son 1-2 yılda yabancılar sürekli organize sanayi bölgelerinde yer sormaya başladılar. Artıyor yer soranların sayısı. Ama bir türlü başlamıyorlar. Konuşuyoruz, niye başlamıyorsunuz? Bir değişiklik olmasını bekliyoruz diyorlar. Güvenmiyoruz diyorlar. Ben bununla ilgili bazı şeyleri geçmişte meclis konuşmalarımda arz etmiştim. Demiştim ki, eğer siz bir ülkede insanların mallarını, hükümetin kararıyla mallarına el koyarsanız, o ülkede
yatırım yapmak riskli hale gelir yabancılar için. Onun için doğru yanlış en azından bir mahkeme kararı alın. İnsanların mal varlığına mahkeme kararıyla el koyun. Hükümet kararıyla mal varlığına el konmaz. O zaman kaçırırsınız sermayeyi. Şimdi bekliyorlar. Ama çok da istekliler Türkiye'ye gelmek için. Neden? Çünkü biraz önce söyledim, coğrafi konumumuz nedeniyle. Ama aynı zamanda Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Hızla yaşlanıyoruz, bu tamam, ama hala nüfusumuz genç. Yani bakan nüfus sayısı, bakılan nüfus sayısından daha hızlı artmaya devam ediyor. Bu 2030'a kadar sürecek. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek, Türkiye Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çok büyük bir sıçrama yapabilir. Refah seviyesinde hızla Avrupa Birliği'ne yakınsarız. AB'nin ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz. Refah ve demokrasiyle küresel mutluluk endeksinde, hızla düştüğümüz o endekste yeniden hızla yükselebiliriz. Peki ya bu dünyayı falan da dikkate alarak neden yeni bir hikayeye, yeni bir stratejiye ihtiyacımız var? Ünlü İtalyan bir düşünür var. Diyor ki eskinin öldüğü ama yerine yeninin henüz doğmadığı bir ara dönemdeyiz. Doğru. Bütün dünya öyle. Sanayi devrimi 4.0'a doğru gidiliyor ama daha hala burada ne ortaya çıkacak çok da belirgin değil. Küresel sistemde değerler ve ilkeler temelinde yeni bir ayrışma başladı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı artık serbest ama güvenli ticaret, dostları ve müttefikleri kayıran ticaretten bahsediyor. Bu demektir ki bu Türkiye için önemli bir avantajdır. Batı dünyasının içinde, NATO ittifakının içinde olması sebebiyle, ama bu avantajı iyi kullanmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri dahi sanayi politikası izlemeye başladı. Mesela Amerika'da bir chips yasası var şimdi, çıkarttılar. Chips dedikleri yasa. Yarı iletken üretimini Amerika Birleşik Devletleri hükümeti destekleme kararı aldı. Hem de çok büyük paralar yatırarak. Aynı şekilde bu otomobil pilleri için de böyle bir şey söz konusu. Buna karşılık bir başka, bizi daha dikkatli olmaya sevk eden bir başka gelişme daha var. Küresel merkez bankaları şu anda faiz arttırımı döngüsü içindeler. Biz düşürüyoruz, onlar arttırıyor. Ve biraz önce söylemiştim, dünya sanayi 4 devrimini yaşıyor. Sanayi devrimi biri, biz kaçırdık. Bunun enerjisi kömürdü. İletişim aracı da matbaaydı. Sanayi devrimi ikiyi de ıskaladık. Onun da enerjisi petroldü. İletişimi televizyon ve radyoydu. Sanayi devrimi üçü de ıskaladık. Onun da enerjisi yenilenebilir enerjiydi. İletişimi de internetti. Şimdi sanayi devrimi 4 geliyor. Onun enerjisi işlenmiş veri. Ve iletişimi de gerçek ve sanal dünyayı birleştiren teknolojilerle gerçekleşiyor. Bunları son yurt dışına yaptığımız gezilerde inceleme fırsatını bulduk. Bir teknoloji kulübüne gittik. Orada insanlar, büyük iş adamları ne tartışıyor diye baktık. Sağlık verilerinin ne kadarının açılacağını, bu veriler üzerinden araştırmaları nasıl yapabileceklerini falan tartışıyorlar. Ya da yaratıcı endüstriler dedikleri, işte televizyon, ondan sonra daha doğrusu internet içerikleri gibi bir takım şeyleri üreterek bölgesel gelişmişlik farklarını nasıl giderebileceklerini tartışıyorlar. Ve bu sanayi 4.09 sütun üzerinde yükseliyor. Büyük veri ve analiz, otonom robotlar, karanlık fabrikalar. Karanlık fabrikalar, çalışan yok fabrikada. Tamamen robot. Evden tüketici ısmarlıyor, belirliyor, fabrika üretiyor, sonra geliyor tüketicinin önüne.
Üretimde simülasyon, yatay ve dikey sistem entegrasyonları, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut teknolojiler, 3 boyutlu printer ile üretim, yazıcı ile üretim ve artırılmış gerçeklik. Önümüzdeki dönemin şeyleri bunlar ama biz bunları tartışmıyoruz. Biz daha hala ihracatçının dövizinin %40'ını aldık, %70'ini aldık, tamamını nasıl Merkez Bankası'na alırız da şu dönemi geçeriz, bunları tartışıyoruz. Ama Türkiye'nin yeni bir stratejiye ihtiyacı var. Bu geleneksel stratejiyle yeni nesil strateji arasındaki farkları bir miktar burada yazmaya çalıştım, büyüme stratejisinin. Yani eskiden bu özgürlükler, kurumlar, kurallar, hak, hukuk, adalet bunlar hep ikinci plandaydı. Şimdi yeni stratejide özgürlükler, kurumlar ve kurallar sistemin ana yapı taşları. Eğer gerçekten ekonominin büyümesini istiyorsanız, yatırım olmasını istiyorsanız bunları sağlamak zorundasınız. Yine kamu doğrudan veya özel sektörü teşvik ederek sermaye birikimi ve yatırımları arttırmaya çalışıyordu eskiden. Şimdi verimlilik, yenilikçilik, ayırt edici faktör, kamu ve özel sektör uyum ve işbirliği kritik önemde. Şimdi bugün bütün dünyada kamu ile özel kesim arasında yeni bir diyalog biçiminden bahsediliyor. Devlet olarak şunu kabul etmek zorundayız. Yani yönetim olarak, devletin yönetimi olarak şu anda özel kesimin birikimi devlette çalışanlardan fazla. Dolayısıyla bu birikimi politika yapma sürecinin içine taşıyabilmemiz lazım. Yani siyaset yapma demiyorum. Bu büyüme politikalarını üretme sürecinin içine taşıyabilmemiz lazım. Onun için mesela biz altılı masa olarak üretim, strateji ve planlama teşkilatının üzerinde duruyoruz. Bu kamu ve özel kesimi bir araya getiren, ortak politika üretmeye çalışan eski planlama teşkilatından çok farklı bir teşkilat olacak. Evet, sürdürülebilir çevre ve diğer konularda büyümenin tamamlayıcıları. Şimdi işte fon yok, ulaşılamıyor, Türkiye'ye geliyor, gelmiyor, bunlar tartışıyor. Aslında dünyada para var. Ve dünyadaki para da öyle uluslararası para fonunun falan verdiği paranın maliyetinden çok daha ucuz. Öyle fona falan gitmeye gerek yok ya. Ama doğruları yapmak zorundasınız. Ucuz ve nitelikli finansmana ulaşabilmek için, örneğin sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündeminde yer alan, sürdürülebilir kalkınmanın 17 temel amacına uygun olarak politikalarınızı geliştirmeniz, buna finansman istemeniz lazım. Veya Paris İklim Anlaşması'na, veya yeşil dönüşüme uygun olarak projelerinizi geliştirmeniz, buna göre finansman aramanız lazım. Buna göre finansman aradığınız zaman da gerçekten dünyada bununla ilgili para çok. Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmak isteyen insan çok. Yeter ki hak, hukuk, adalet dediğimiz yani kurumsal altyapınız güçlü olsun, parasını getiren adamın güvencesi olsun. Şu yani ülkeler itibariyle bu sürdürülebilirlik fonlarının kullanımını burada çıkarmaya çalıştım. Baktığınız zaman yani genellikle başta hep gelişmiş ülkeler var. Türkiye'de burada sondan 3 ülke arasında. Oysa biz eğer orta gelir tuzağından çıkmak istiyorsak, Türkiye'yi hızla büyüme sürecine sokmak istiyorsak bu fonlardan ciddi şekilde yararlanacak politikaları izlememiz lazım. Bu 17 tane küresel amaçtan bahsetmiştim. Burada bunları görüyorsunuz. Mesela aşağıda barış, adalet ve güçlü kurumlar var. Yukarıda nitelikli eğitim var. Eşitsizliklerin azaltılması var. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı gibi başlıklar altında. Yoksulluğa son başlığı var. Bütün bu başlıklar bu küresel amaçlar içinde ve bu artık derecelendirme kuruluşları size kredi verirken ülkenizin bu amaçlara ne kadar uygun hareket edip etmediğini de bir yandan değerlendiriyor. Şöyle milletin zenginleşmesi için biz diyoruz ki kral yerine kural olması lazım. Kurumsal kalite endeksi ve bileşenleri diye bir endeks türettik. Bu yine 17
hedef amaç çerçevesinde. İşte katılımcılık bir tarafa koyduk. Aşağıda diğer hükümetin etkinliği var bir tarafta. Bunlarda en iyi olan ülkeleri en dışarıda gösterdik. Yani en iyisi en yüksek. Ondan sonra bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın ortalaması. En içeride gördüğünüz küçük şey de Türkiye. Yani bizim kat etmemiz gereken çok büyük mesafe var. Peki bu niye önemli? Dönüp sol taraftaki panele baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz. Kurumsal kalite arttıkça kişi başına gelir de artıyor. Demek ki zenginlikle kurumsal kalite arasında önemli bir ilişki var. Biz diyoruz ki bizim politikalarımız dört sütun üzerinde yükselecek. Birincisi, her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları oluşturacağız. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Hak, hukuk, adaleti önceleyen bir büyüme stratejisi olacak bizimki. İkincisi, ekonomiyi geçelim. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek, verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisi olacak. Yine burada Sanayi 4.0 çerçevesinde bir takım politikaları oluştururken, yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla da çakıştıracağız politikalarımızı. Aşağıda bunlarla çakıştırarak söylediğimiz şeyler var. Büyümenin kapsayıcı olması çok önemli. Bundan önceki dönemde şöyle düşünülürdü. Bu Washington mutabakatı diye bir mutabakat vardı. Derdi ki, devlet güvenliği sağlasın, adaleti sağlasın, ondan sonra sırt üstü yatsın, gerisini özel sektör ve piyasalar halleder, ekonomi büyür, o büyümeden de herkes payını alır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dahil herkes anladı ki öyle otomatik herkes büyümeden katkısını alamıyor, payını alamıyor. Dolayısıyla büyümenin kapsayıcı olması için, zenginliğin hakça paylaşılması için, tüm kesimlere yayılabilmesi için, yayılabilmesi, büyümenin sürdürülebilir olması bakımından mühim. Ben biraz böyle, işte biz mahalle arasında eskiden misket oynardık. Birileri misketlerin tamamını aldı mı oyun biterdi. Ama ekonominin sihri şu, oyun hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Onun için de sürekli dağıtacaksınız, yeniden birileri kazanacak, dağıtacaksınız, birileri kazanacak ki oyun bitmeden devam etsin. Ve son olarak bozmadan, yok etmeden kesintisiz sürekli büyümeyi sağlamamız lazım. Ne demek bu? Çevremizi bozmayacağız. Maliye politikamız bizi borca batırmayacak. Para politikamız ve mali istikrar politikalarımız Türkiye'de enflasyonu azdırmayacak, bankaları zor duruma düşürmeyecek. Şimdi bu yeni nesil kalkınma stratejisi dediğimiz bu süreci nasıl çalıştıracağız diye baktığımız zaman bir kere hiç kendimizi aldatmayalım. Evet, bu anlattıklarım çok önemli ama baştan Türkiye'nin çok ciddi bir istikrara ihtiyacı var. Bu enflasyonu mutlaka düşürmeliyiz. Kalıcı, sürekli büyümeyi sağlayacak bir takım kısa vadeli tedbirleri almalıyız. Para politikası gerçekten enflasyona odaklanmalı. Maliye politikasında gizli açıklar oluşturmamalıyız. Yani işte biraz önce söyledim, kur korumalı mevduat, iş nereye gidecek bilmiyoruz. Sonunda maliyet ne olacak? Sıfır maliyet, kimseye yük olmayacak diye çıktık değil mi bu işte? Başlandı bu işe. Şu anda 90 hazinede, 90 Merkez Bankası'nda var. Ödenen para 180 milyar ödenmiş. Dolayısıyla bir yandan hukuk devletini gerçekleştirirken, bir yandan bunu, bu hukuk devletiyle ilgili yaptığımız düzenlemeleri kendimi çapa olarak, yani piyasalarda güveni sağlayacak çapalar olarak kullanırken, aynı zamanda makro ekonomik politikalarımızı da kısa vadede istikrarı sağlayacak ama büyümeden de çok fazla fedakarlık etmeyecek şekilde uygulamamız lazım. Bunları becerebilirsek, yani güven veren bir ekiple bu işe başlarsak, güven veren politikaları uygulayabilirsek ki uygulayabileceğimizi zannediyorum, o zaman güven hızla artacak, risk primlerimiz düşecek, ondan sonra arkasından da belirsizlik azalacak.
Bunu yaptıktan sonra da Türkiye hızla istikrar döngüsü çalışacak. Arkasından da Türkiye hızla sürdürülebilir, kaliteli büyüme ortamına doğru geçecek. Dolayısıyla baştan bir güveni uyandıracak, bir kısa vadede de sorunları giderecek bir programı koymak lazım. Ondan sonra da uzun vadeli dönüşümü sağlayacak, sürdürülebilirlik çerçevesinde dönüşümü sağlayacak yapısal politikaları devam ettirerek götürmek lazım. Ama tekrar söylüyorum, bu işin tek sırrı güvendir. Şu anda içeride ve dışarıda kimsenin bu şu andaki yönetimin yaptıklarına güveni kalmamıştır. Çünkü sabah yaptığını akşam bozan bir yönetim vardır. Ve ben dünyadaki yatırımcılarla da konuştuğum zaman bana şunu söylüyorlar. Türkiye orta vadeli baktığımız zaman, uzun vadeli baktığımız zaman bizim göz bebeğimiz. Gerçekten yatırım yapılması gereken bir ülke. Ama böyle giderse gelmeyiz diyorlar. Çünkü oyunu nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Ve dönüp baktığınızda bugün gerçekten Türkiye'ye yatırım yapan büyük fonların, yatırımcıların Türkiye'deki varlıkları son derece düşmüş vaziyette. Yani sadece Türkiye'yi izleyebilmek için küçük bir miktar içeride, onun dışında doğru düzgün hiçbir şey yok. Türkiye tabii tasarrufları çok yüksek olan bir ülke değil. O nedenle de dış tasarruflara da ihtiyacımız var. Burada gerçekçi olmak lazım. Onun için hem içerideki yatırımcılara hem dışarıdaki yatırımcılara güven veren politikaları bir an evvel uygulamak lazım diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.